Merhaba, bu videomuzda kimyasal tepkimelerde enerji konusunu işleyeceğiz. Kimyasal tepkimelerde ısı değişimi ile başlayalım. Bir kimyasal tepkimenin gerçekleşme sırasında dışarıdan ısı alınır ya da dışarıya ısı verilir. Isı alan tepkimelere endotermik tepkime denir. Bunu nasıl anlarız? Ya entalpi değeri sıfırdan büyük olur ya da bir değer verilmişse bunun pozitif olması gerekir. Ya da girenler kısmında ısı yani enerji olması gerekir. Isı veren tepkimeler ise egzotermik tepkimelerdir. Bunu da entalpi değişiminin eksi olduğunu, sıfırdan küçük olduğunu ya da bir sayısal değer verilmişse bunun eksi olduğunu ya da ürünler kısmında ısı açığa çıkması gerekir. Pardon. Oluşum entalpisi arkadaşlar. Şimdi ısı değişim türlerine değinelim. Oluşum entalpisi, tepkime ısısı, tepkime entalpisi. Bir reaksiyonda alınan veya verilen ısıya denir. 25 derece ve 1 atmosfer basınç altında ölçülen tepkime ısılarına standart şartlarda tepkime ısılar denir. Isı kapsamı yani entalpi bir maddenin iç yapısında depolanmış ısıya o maddenin ısı kapsamı veya entalpisi denir. Delta H ile gösterilir. Bir maddenin entalpi değeri arkadaşlar sıcaklığa, basınca, tepkimeye giren ve oluşan ürünlerin fiziksel haline, tepkimeye giren maddelerin miktarına bağlıdır. Tepkime ısısı tepkimenin izlediği yola bağlı değildir. Şimdi arkadaşlar enerji grafiklerine değindiğimizde ise endodermik tepkimede ısı alan bakın girenler kısmında ısı var. Girenlerin potansiyel enerjileri ürünlerin potansiyel enerjilerine daha düşük olur. Burada arkadaşlar entalpi değeri sıfırdan büyük çıkması için ürünlerin girenlerden daha büyük bir enerjiye sahip olması lazım. Çünkü entalpi değeri delta H eşittir. Ürünlerin toplam entalpileri eksi girenlerin toplam entalpileri şeklinde hesaplanacaktır. Sıfırdan büyük çıkabilmesi için ürünlerin entalpilerinin değerinin daha büyük olması gerekir. Endotermik tepkimelerde ürünlerin potansiyel enerjisi girenlerin potansiyel enerjisinden daha büyüktür. Aradaki enerji farkı dışarıdan enerji olarak alınır. Endotermik bir tepkimede ürünlerin enerjisi girenlerin enerjisinden daha fazladır. Bu nedenle delta H'nin işareti pozitiftir. Endotermik olaylarda bütün maddelerin erime ve buharlaşmalara süblimleşme, atom veya moleküllerden elektron koparmak, iyonlaşma nedeniyle ya da element ya da bileşik moleküllerin gaz atomlarına ayrışması, bağ kopması olayları endotermiktir. Şimdi en örnek bir sorumuza bakalım. Aşağıda verilenlerin hangisinde ürünlerin entalpileri toplamı girenlerin entalpileri toplamından daha fazla değildir? Yani egzotermiktir anlamında. Sodyum atomundan bir elektron koparmak. Elektron koparmak arkadaşlar endotermik olaydı. Azotun yanması. Yanma olayları egzotermiktir. Yalnız azotun yanması endotermiktir. Suyun buharlaşma. Su buharlaşırken ısı alır. Yani endotermik bir olaydır. Hidrojen atomlarından H2 molekül oluşması. Bu ise egzotermik bir olaydır arkadaşlar. Kireç taşından ısıtılarak bakın enerji veriliyor. Yine endotermik bir olay. Başka bir sorumuz arkadaşlar. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi entalpi değeri sıfırdan büyük olan tepkimeler yani endotermik tepkimeler için doğru değildir? Endotermik tepkimedir. Evet. Ürünlerin entalpileri toplamı reaktiflerin yani girenler arkadaşlar reaktifler. Girenlerin enerjileri toplamından fazladır. Doğru. Başladıktan sonra kendi kendine devam etmez. Evet enerji vermemiz gerekecek. Bağ kopması, katyon oluşumu, maddenin daha düzensiz hale geçmesi bu olaylara örnektir. Evet. Entalpi tepkimenin ürünlerine yazılır. Hayır arkadaşlar en son kısma yani tepkimenin sonra yazılır. Yanlış olan seçeneğimiz E seçeneğidir. Şimdi arkadaşlar egzotermik tepkime ve grafiğini inceleyelim. Tepkimesi arkadaşlar bakın ürünler kısmında ısı var. Şimdi ürünlerin enerjileri girenlerin enerjilerinden daha düşüktür. Çünkü delta H'ın sıfırdan küçük çıkması yani eksi çıkması gerekir. Egzotermik bir tepkimede ürünlerin potansiyel enerjileri girenlerin potansiyel enerjiden daha düşüktür. Aradaki potansiyel farkı ısı enerjisi şeklinde ifade edilir. Egzotermik bir tepkimede ürünler enerjisi girenlerin enerjisinden daha düşüktür. Bu sebeple delta H'ın yani entalpi değerinin işareti negatif çıkar. Egzotermik olaylar nelerdir? Gazların yoğunlaşmaları ve sıvıların donmaları, bütün gazların sıvılarda çözülmeleri, ametal atomlarının elektron olarak eksi yüklü iyona dönüşmesi yani anyon oluşturmak, bütün asbest tepkimeleri, nötrleşme tepkimeleri, yanma tepkimeleri, azotun yanması hariç atomlarda moleküller oluşması yani bağ oluşumu,
Şimdi enerji değişimleriyle ilgili terimlere gelelim. Nötralleşme ısısı, aspaz reaksiyonunda açığa çıkan ısıya nötralleşme ısısı denir. Örneğin sodyum hidroksit, hidroklorik ase tepkimi verip sodyum klor ve suyu oluşturmuş. Buradaki entalpi -13.6. Yani bu entalpi nötrleşme entalpisi adını alabilir. Yanması demek ki bir yanma reaksiyonu gerçekleştik. Bir yanma reaksiyonu anlamaya verilen ısıya denir. Buradaki örneğin -337 kilokalori çekmiş. Yani egzotermik bir olaydır. Bir yanma ısısıdır. Buna gelmeden önce şundan türlendirelim. Çözünme ısısı, bir maddenin çözünmesi sırasında alınan veya verilen ısıya çözünme ısısı denir. Çözünme olayı hem endotermik hem de egzotermik olabilir. Yani bu maddeden maddeye değişebilir. Örneğin potasyum siyanürün suda çözünmesi endotermik, sodyum hidroksitin sudaki çözünürlüğü ise egzotermik bir olaydır. Erime ısısı, bir maddenin katalden sıvı hale geçerken dışarıdan aldığı ısıya erime ısısı denir. Erime ısısının değeri daima pozitiftir. Örneğin suyun erimesi 1.44 kilokaloridir. 1 mol suyun. Donma ısısı, sıvı halde bulunan bir maddenin katale geçerken dışarıya verdiği ısıya donma ısısı denir. Örneğin su burada arkadaşlar bakın donmuş. 1.44 kalorik enerji açığa çıkmıştır. Buharlaşması ise sıvı halde bulunan maddelerin gaz haline geçerken almış oldukları ısıya buharlaşma ısısı denir. Bakın sıvı halden gaz hale geçmiş. Suyumuz 10.5 kilokalorik bir enerji gerekmiş. Endotermik bir olay. Oluşum ısısı arkadaşlar, bu önemli, çokça karşımıza çıkar. Bir bileşiğin elementlerinden oluşması, bakın kendi elementlerinden oluşması reaksiyonun deltaş değerini oluşum ısısı denir. Örneğin kalsiyum hidroksit bir bileşik. Bunu oluşturan elementler kalsiyum ve oksijen elementi. Kalsiyum ve oksijen elementleri olmak zorunda girenlerde. Eğer ki biz bu ısıya oluşum ısısı dememiz gerekiyorsa. Şimdi arkadaşlar örnek sorularımıza değinelim. Şurada geçmiştik. Bir iki tane örnek sorumuz. Evet. Şuradan başlayalım. Yukarı tepkimle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Sodyum klorun molar çözünme ısısı Q1'dir demiş. Sodyum klor 1 mol sodyum klor çözünmüş. Evet. Q1 çözünme ısısı doğrudur. Q2 ısısı sodyum klorun molar erime ısısıdır. Bakalım. Katadan arkadaşlar bakın sıvı hale geçmiş. Evet, erimiş. Doğrudur. Üçüncüsü olarak Q2 enerjisi sıfırdan büyük bir değerdir. Evet arkadaşlar, erime enerjisi sıfırdan büyük bir değerdir. Çünkü ısı alarak madde eriyor burada. Bu da doğru. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Sonraki sorumuz arkadaşlar. CH4 molar yanma ısısı -337 kilokalori bölü moldür. Bir miktar CH4 yanında 0.2 mol karbondioksit oluşuna göre bu olay sırasında kaç kilokalori ısı açığa çıkmıştır? Arkadaşlar bir hidrokarbon yandığında yanma tepkimesi şu şekilde olur. Karbondioksit ve su açığa çıkar. Şimdi tepkimi denkleştirelim. 2, 4, 2, 4. Şurası da 2 olacak. Şimdi 0.2 mol karbondioksit oluşuyormuş. O halde C2H2 arkadaşlar 0.1 mol tepkimeye girmiştir. Şimdi 0.1 mol C2H4 yandığı zaman ne kadar ısı açığa çıkar? Şimdi molar yanması dediği için 1 molü, yani 1 molü yandığında -337 kilokalorik bir enerji açığa çıkarsa 0.1 molü yandığında x ne çıkar buradan arkadaşlar? Onda biri 33.7 kilokalorilik bir enerji açığa çıkar. Diğer sorularımıza gelelim arkadaşlar. Bunlara bakmıştık. Evet. 2 mililitre 2 molar 200 mililitre sodyum hidroksit çözeltisinin hazırlanma sırasında 4 kilokalori ısı açığa çıkmıştır. Buna göre sodyum hidroksit molar çözünme ısısı nedir? Şimdi burada molüne ulaşalım arkadaşlar sodyum hidroksitin. M eşittir N bölü ve molariteden 2 molar eşittir N hacim arkadaşlar 0.2 litredir. Hacim burada litre alınır molaritede. Molarite değilse kilogram. Yani arkadaşlar 0.4 mol çıkar. Şimdi 0.4 mol çözelti hazırlandığında 4 kilokalori ısı açığa çıkıyorsa 1 mol, yani molar çözünme ısısı 1 mole göre alınır. X deriz arkadaşlar buradan. X eşittir 4 bölü 0.4. Bu da arkadaşlar ne çıkar? 10 çıkar. Açığa çözünme ısısı dediği için arkadaşlar işaret eksi olacaktır. Yani bakın artı var şıklarda, dikkat edelim. Cevabımız eksi. Yani B şıkkı doğru cevabımızdır. Sonraki sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki tepkime ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bakalım egzotermik fiziksel bir tepki midir? Fiziksel bir tepki mi? Evet, sıfırdan katıya dönüşmüş ve ısı açığa çıkmış. Yani buradaki entalpi değerimiz arkadaşlar eksi 1.44 kilokaloridir. 1.44 kilokalori. Doğrudur. 1 gram suyun donması sonucu 80 kalori ısı açığa çıkar denmiş arkadaşlar. Şimdi buraya baktığınız zaman 1 mol madde, yani 18 gram madde ısında donduğu zaman 1.44 kilokalori ısı açığa çıkıyorsa, şimdi 1 gram madde, bunu yalnız bir de kalori denmiş, burada ise kilokalori verilmiş. Yani 18 gram su için baktığımız zaman 1440 kalori dersek 1 gram madde için x deriz arkadaşlar. Buradan x, buradan 80 çıkar, 80 kalori çıkar. Doğrudur yani 5 seçeneği de. Buzun entalpisi sıvı sudan daha düşüktür denmiş. Evet, ürünler arası girenlerden daha düşük, egzotermik olayı da doğrudur. Düşük sıcakta girenler daha kalındır. Arkadaşlar burada girenler, yani sıvı haldeki enerji potansiyeli daha fazladır. Enerjisi fazla olduğu için daha kararsızdır. Yani düşük enerjili halde madde daha kararlıdır. Yanlış olan seçeneğimiz D seçeneğidir. 1 mol buzu eritmek için 1.44 kilokalori ısı gerekir. Hep tepkimin tersini düşündüğümüz zaman, yani sıfırdan kata geçerken 1.44 kilokalori enerji açığa çıktığına göre eritmek için ise yine bu kadar enerji gerekir. Diğer bir sorumuz arkadaşlar, yukarıdaki tepkimle ilgili verilen ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım. XY endotermik, bakalım ısı almış girenler kısmında. ZT egzotermik, çözünen bir tuzdur denmiş. Evet, doğru. Bakın ısı açığa çıkmış. Şuralara dikkat ederse girenlerde, ürünlerde bu önemli. 1 mol ZT'nin çözülmesiyle açığa çıkan ısı kullanılarak 2 mol XY çözülebilir. Şimdi 1 mol ZT 40 kilokalorilik bir ısı açığa çıkarmış. 1 mol XY için 20 kilokalori ısı gerekiyor. 2 mollük XY çözülebilir. Evet, çözülebilir. Bu da doğrudur. Sıcaklığın artması XY'de ürünleri daha kararlı kılarken ZT'de girenleri daha kararlı kılar. Arkadaşlar sıcaklığın artması her endotermik bir olayda, ürünlerle yine bir olaydır. XY ürünleri daha kararlı kılar. Doğrudur. ZT'de ise tam tersi, girenleri daha kararlı kılar. Bu seçenek doğrudur. Bu endotermik, bu egzotermik olduğu için arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Şimdi oluşum entalpilerine bakalım. Standart oluşum entalpileri. Bir bileşiğin elementlerinden oluşması sırasında açığa çıkan veya gereken enerji oluşum ısısı denir. 25 derecede 1 atmosfer basınçta 1 mol bileşiğin oluşma entalpisine standart molar oluşum entalpisi denir. Yani standart molar oluşma entalpisinde bileşik 1 mol olacak. Tepkimede alınan ya da verilen ısı değişimi, alınan ısı artı verilen ısı eksi işaretle gösterilir. Tepkime standart koşullarda, yani 25 derece 1 atmosfer basınç altında gerçekleşmesi gerekir. Bileşik kendi elementlerinden oluşacak. Özellikle bu madde çok önemli. Yani baktığınız zaman arkadaşlar hidrojen, klor, hidrojen klor asidi, hidrojen ve klor moleküllerinden oluşmuş ve 44 kilokalorilik bir enerji açığa çıkmış. Burada yalnız 2 mol madde açığa çıkmış. Bunun standart oluşma entalpisi 1 mol üzerinden gerçekleşmesi gerekir. O halde 1 molü için düşündüğünüzde 22 kilokalorilik bir enerjidir. Elementten molar oluşma entalpileri 0 kabul edilir. Hesaplama yaparken aşağıdaki formülde yer alınır. Yani ürünler eksi girenler arkadaşlar, entalpi değeri hesaplanırken. Ürün eksi giren. Allotroplar halinde bulunan elementlerde en kararlı allotropun oluşum ısısı 0 kabul edilir. Oksijen elementinin oluşum ısısı 0 iken ozonun 0 değildir. Grafitin 0 iken elmas ve kömürün 0 değildir. Şimdi arkadaşlar örnek bir sorumuz var. Şöyle kaydıralım. 0.4 mol etil alkolün yakılması sonucu kaç kilojoule'lik enerji açığa çıkmıştır? Şimdi hemen tepkimi yazalım arkadaşlar. Şimdi etil alkol yanıyor. CH5OH. Yanma olayı oksijene gerçekleşir. Açığa karbondioksit ve su açığa çıkar arkadaşlar. Tepkimi denkleştirelim. 2 hidrojen 6, 3 oksijen 4, 7. Şurası da 3. 3 kere 2, 6, et 1 daha 7. Şimdi arkadaşlar entalpi değerini hesapladığımız zaman delta H eşittir. Ürünler eksi girenler de delta H ürün eksi delta H
giren. Ürünlerin enerjilerini buradaki mol sayılarını kullanarak hesaplayacağız. Örneğin karbondioksit için bakalım. -393 yani 2 çarpı -390 artı 3 çarpı suyunki ise -285 -285 eksi girenler şimdi. Girenler de element rengi 0 kabul edildi arkadaşlar. CH5OH'inki -280 -280 bunun da sonucu arkadaşlar 1355 çıkar. Bu yalnız 0.4 mol etil alkol, bu 1 mol madde için baktığında tepkime de bizden 0.4 mol etil alkolün yakılma sonucu ne kadarlık bir enerji açığa çıkar. Burada 1 mol etil alkol yandığı zaman 1355 kilojülük enerji açığa çıkarsa 0.4 mol için x deriz. X eşittir buradan arkadaşlar 542 kilojül çıkar. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Sonraki sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki standart oluşum entalpi verilen bileşiklerden yararlanarak reaksiyon tepki masasını hesaplayın. Yani delta H hesaplayacağız. Delta H eşittir. Delta H ürün eksi delta H giren şeklinde. Şimdi ürünlerinkine bakalım. Karbondioksit var 2 mol. Yani 2 çarpı eksi 94 artı H2O var 3 mol 3 çarpı eksi 58 eksi arkadaşlar şimdi girenlerde O2'ninki 0 kabul edilir. CH6'ninki ise arkadaşlar eksi 20 eksi 20 arkadaşlar. Buradan da bulacağımız sonuç 342 kilojüldür. Zaten direkt standart oluşumu entalpi vermiş. Reaksiyon enerjisini istemiş. Yani direkt bu tepkimenin entalpisini istemiş. 2 mol, 3 mol, 5 mol, 0.5 mol dememiş. Delta H'ımız -342 kilojül bölü moldur. Pardon, 342 kilojül bölü moldur. Eksi değil. Tepkime ısılarının toplanabilirliği. Yani HES yasası arkadaşlar. Bu ne demek? Buna bakalım. Bir kimyasal tepkime iki ya da daha çok tepkime denklemin toplamından elde ediliyorsa tepkime ısısı da o denklemlerin tepkime ısılarının toplamına eşittir. Bu yasaya ısıların toplanabilirliği ya da HES yasası denir. Buna göre arkadaşlar şimdi bu maddeler önemli. Hepsini de bilmemiz gerekiyor. Tepkime ısısının değeri tepkimin izlediği yola bağlı değildir. Bir tepkime denklemi ters çevrilirse tepkime ısısının değeri değişmez, işareti değişir. Burası önemli. Tepkime denklem bir sayıyla çarpılır veya bir sayıya bölünürse delta H değeri de aynı sayıyla çarpılır ya da aynı sayıya bölünür. Burası çok önemli. Bağnesi kısmı ise arkadaşlar molekül içinde iki atom arasında oluşan bağ kırmak için gereken enerjiye bağ enerjisi denir. Bağ oluşumu egzotermik, bağ kırılması endotermiktir. Bağın kırılması için ne kadar fazla enerji gerekiyorsa molekül o kadar kararlıdır. Bağ enerjilerinden yararlanarak aşağıdaki formülle delta H hesaplanabilir. Yani ürünlerin girenlerin bağ enerjisi eksi ürünlerin bağ enerjisi. Burada dikkat edin arkadaşlar. Yani kırılan bağların enerjisi eksi oluşan bağların enerjisi. Burası önemli arkadaşlar. Delta H kırılan ya da giren normalde ürünlerin enerjisi eksi girenlerin enerjisi de bağ enerjisinde durum farklı arkadaşlar. Buna dikkat edin. Oluşan. Çünkü işaretiniz farklı çıkabilir. Ve yanlış sonuçlara sebep olur. Şimdi arkadaşlar bunlarla ilgili örnek sorularımıza bakalım. Kapalı formülleri verilen bileşiklerin açık yapılar yazılarak atomlar arasında hangi bağın olduğu görülmelidir. Çünkü bu ailesinde bağların hepsini görmemiz gerekecek arkadaşlar. Şimdi HES yasası ile ilgili bir soru arkadaşlar. Şöyle pardon ortaya alalım. Tamam. Pardon. Şimdi yukarıdaki tepkimelerden yararlanarak CH6'nın molar yanma entalpisini hesaplayınız. Öncelikle tepkimemizi bir yazalım arkadaşlar. CH6'nın yanma entalpisi. CH6 artı O2 yani karbondioksit ve su açığa çıkacak. Tepkimeyi denkleştirelim. 2 3 6 hidrojen 3'e çarparız. 5 4 7 burada 7 bölü 2 edecek. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki tepkimeye ulaşmaya çalışacağız.
Bu tepkiyi bulurken yukarıdaki bilgilerden faydalanacağız. Şimdi bakalım C iken şartı burada girenler kısmında, burada ise arkadaşlar ürünler kısmında. O halde bu tepkime ters çevrilecek. Bakalım karbondioksit ürünler kısmında, burada girenler kısmında. Karbondioksit ana tepkime de 2 mol arkadaşlar. Burada ise 1 mol. Yani bunu ters çevirip 2 ile çarpacağız. H2'ye bakalım arkadaşlar. Ürünler kısmında 3 mol. Burada da ürünler kısmında sadece 1 mol. Burayı da 3 ile çarpacağız arkadaşlar. Şimdi dediğimiz işlemleri uygulayalım. Birinci tepkime ters çevirip 2 ile çarpılacak. Yani 2 karbon artı 2 O2 2 CO2 şeklinde uyguladığımız işlemi entalpiye de uygulayalım. Entalpi de o halde eksi işaret değiştirecek. Eksi 188 çıkacak. Şimdi ikinci tepkime geçiyorum. Sadece 3 ile çarpacağız. 3 H2 artı 1 bölü 2 O2 pardon 3 bölü 2 O2 3 ile çarptık. 3 H2O. 3 ile çarptığımız için buradaki entalpi değerimiz değişecek arkadaşlar. 3 ile çarpacağız. Eksi 173.4 çıkar. Şimdi son tepkimimizi ters çevireceğiz sadece. C2H6 artı 2 karbon pardon ters çevirdik. 2 karbon artı 3 hidrojen. Entalpi değerimiz arkadaşlar artı 20 olacak. İşaret değiştirecek. Şimdi bunları topladığımız zaman ana tepkimi elde edebiliyoruz mu ona bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın girenler ve ürünlerde olan maddeler birbirini götürecek. 2 karbon 2 karbon gitti. 3 hidrojen 3 hidrojen gitti. Zaten geriye kalan maddeler bizim ana tepkimimiz verecek. Bu da C2H6 kaldı. Artı 3 bölü 2 O2. 2 O2 de arkadaşlar 7 bölü 2 O2 yapar. Taraf tarafa topluyoruz. Burada arkadaşlar 2 karbondioksit artı 3 H2O. Bakın ana tepkimimizi pardon elde etmiş olduk. Ana tepkimimizi elde etmiş olduk. Aynı tepkimeyi. Peki yaptığımız işlemleri delta taşları da uyguladık ve taraf tarafa delta taşları topladığımızda arkadaşlar eksi 341.4 kilokalorilik bir enerji açığa çıkar. Dikkat edin bakın bu yanma tepkimesi işaret eksi. Eğer işlemleri hatalı yaparsanız arkadaşlar sonuç pozitif çıkabilir. Buna dikkat edin. Sonraki sorumuza geçelim. CH4'ün molar yanma ısısını hesaplayabilmek için aşağıdaki bağlantıdan hangisini bilmeye gerek yoktur. Şimdi tepkimeyi bir yazalım. Hangi bağlar kırılıyor, hangi bağlar oluşuyor onu bir görelim. CH4'ün tepkimemiz şu arkadaşlar. Yanma entalpisi O2 ile yanacak. Karbondioksit ve su açığa çıkacak. Tepkimemizi denkleştirelim. Şurayı 2 ile çarptık. 4 şurayı da 2 ile çarparsak tepkimemiz denkleşti. Bağları görmemiz lazım arkadaşlar. Bağları şöyle açtığımız zaman CH4'ü bakın. Bu şekilde karbon hidrojen bağlar var. O2 açtığımız zaman şu şekilde. Hani burada elektron çiftleri de var. Ama onları kullanmıyoruz. Karbondioksit açtığımız zaman ise arkadaşlar şöyle düşünebiliriz tepkimeyi. Karbondioksit açtığımız zaman şu şekilde bağları gösterebiliriz. 2 1 mol evet. Artı 2 molde suyun Lewis açık yapı formülü arkadaşlar şu şekildedir. Şimdi burada bağ enerjilerine baktığınız zaman kırılan ve oluşan yani entalpi hesaplamak için kırılan eksi oluşan bağlara ihtiyaç var. Dolayısıyla karbon hidrojen bağı kırılıyor. Oksijen oksijen çift bağı kırılıyor. Dolayısıyla karbon hidrojene ihtiyacımız var. Oksijen oksijen çift bağına ihtiyacımız var. Karbon oksijen çift bağına ihtiyacımız var. Oksijen hidrojen çift bağına ihtiyacımız var. Ama karbon karbon bağı tepkimede gördüğünüz gibi yok arkadaşlar. O halde karbon karbon bağına ihtiyacımız yok. Hess yasası ile ilgili tepkimeler toplanırken entalpiler doğrudan toplanır. Ürün ve gireğe yazılmaz. Sıklıkla karıştırılır. Lütfen dikkat. Bağlar ile entalpi hesaplarken giren ürün yapılır. Bunu demin söylemiştim. Bağlar ile entalpi hesaplaması yapılırken tüm bağlar alınır. Entalpisi sıfır olan bağ türü yoktur. Şimdi arkadaşlar bağlarla ilgili bir sorumuza bakalım. Sorumuzda arkadaşlar bağ enerjilerine yararlanarak tepkimenin delta yani entalpi değerini bulacağız. Öncelikle tepkimenin bir açık yapı formülü yazalım. Şimdi C3H6 3 karbon şunu şöyle kenara alsak daha sağlıklı olacak.
Şimdi C3H8 bir açık yapı formu şu şekilde arkadaşlar. Karbonları birbirine bağlıyorsunuz. Sonra hidrojenleri dağıtıyorsunuz. Karbon 4 bağ yapacak şekilde. C3H8'in bağ yapısı bu şekilde. Artı ne var? Hidrojen var. H2. Tepkinin sonunda da pardon, şurası C3H6'ymış. Özür dilerim. Şuraya bir tekrar bir temizleyeyim. Bir daha alalım. C3H6'ymış. C3H8 arkadaşlar. Şimdi 3 karbon var. Burada çift bağ var. Çünkü evet, C3H6 artı hidrojen var. Ve C3H8. Yani burada doymamış hidrokarbonu hidrojenle doyurmuş olduk. Şimdi arkadaşlar, açık yapılan çizikten sonra entalpi değeri delta H'ımız neydi? Delta H kırılan bağlar eksi oluşan bağlar şeklindeydi. Delta H oluşan bağlar şeklinde. Şimdi kırılan bağlarımız neler, oluşan bağlarımız neler, bunlara bir bakalım. Tepki her iki tarafında aynı bağ türünden varsa onları saymasak doğru, çünkü birbirlerini götürecekler. Örneğin 1, 2, 3, 4, 5 alt tane karbon hidrojen bağı var. Burada 8 tane karbon hidrojen bağı var. Dolayısıyla şunların hiçbirini yazmasak da olur. Çünkü birbirlerini zaten götürecekler. Geri 2 tane karbon hidrojen bağı kalacak öteki tarafta. Buraya baktığımız zaman başka ne kaldı? Delta H'ı bir hesaplayalım. Şimdi kırılan bağlar, karbon karbon çift bağı var. 147 artı karbon karbon tekli bağı var. 83 artı bir de hidrojen hidrojen tekli bağ var. 104. Eksi arkadaşlar, karbon karbon tekli bağ var. 83 çarpı 2. 2 tane karbon 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 bağ var çünkü. Artı 2 tane de karbon hidrojen bağ kaldı geriye. Bunlar da 99 çarpı 2 arkadaşlar. Bunun sonucu arkadaşlar eksi 30 kilojül, kilokalori bölü mol çıkıyor. Eksi 30 kilokalori yani. Sonraki sorumuz arkadaşlar. Şimdi burada bağ çeşidini yine vermiş. Tepkiminin entalpi değişimini istemiş. Yine aynı şekilde arkadaşlar şunları aşmamız lazım. Şöyle açalım oksijenleri. Şu şekilde H2O'yu. Burada iki tane hidrojen hidrojen bağı var. Artı oksijen oksijen çift bağı var. Şimdi entalpi hesaplarken kırılan eksi oluşan oksijen hidrojen iki tane bağ var. Burada var. 2 mol su olduğu için toplamda 4 ile çarpacağız. Yani 4 tane oksijen hidrojen bağı, 4 çarpı 110 eksi, şimdi arkadaşlar hidrojen hidrojen tekli bağ var burada, 104 çarpı 2 çarpı 104 artı oksijen oksijen çift bağı 118 artı 118 arkadaşlar. Buradan da entalpi değerimiz 114 kilokalori çıkıyor arkadaşlar. Diğer bir sorumuz HES yasası ile ilgili. Tepkisi de delta H diyordu. Yani şu aşağıdaki tepkimin entalpi değerini bulacağız. Şimdi bakalım arkadaşlar. Demir burada girenler kısmında ve 3 mol. O halde şu tepkimi 3 ile çarpacağız. Başka oksijen 2 F3O4'a bakalım. F3O4 3 molmuş. Şurası 3 mol. O halde şu tepkimeyi 3 ile çarpmamız lazım. Pardon, 1 molmuş. Burada da 1 mol. O yüzden çarpmaya gerek yok arkadaşlar. Yalnız ürünler kısmında arkadaşlar bu. Burada girenler kısmında. Bunu sadece ters çevireceğiz. Şu tepkimeyi 3 ile çarpacağız. Şimdi aşağı tepkimede bize ihtiyacımız olmayan bir tepkimeleri yazalım. Diğer tepkime için de duruma göre bakacağız. Şimdi bu tepkiyi ters çevirdiğimiz zaman 3FO artı CO2 F3O4 artı karbon monoksit. Aşağı tepkimeyi 3 ile çarptık. İkinci tepkimi 3FE artı 3CO2 3 demir 2 oksit artı 3 karbon dioksit. Şimdi arkadaşlar ana tepkimize ihtiyacımız olmayan karbon monoksit, şurası karbon monoksit. İhtiyacımız olmayan karbon dioksitler var. Burada girenler kısmında bunları yok etmemiz lazım. Ve 3-4 mol var girenler kısmında örneğin. Ana tepkimede karbondioksitimiz yok. O halde şu tepkimeyle ilgili bir işlem de yapmamız lazım. Bu tepkimeyi ters çevirip
4 ile çarparsak arkadaşlar, ters şey 4 ile çarpalım. 4 karbon monoksit artı 4 bölü 2 2O2 eder. Artı 4CO2. Şimdi toplarsak ana tepkimeyi elde ediyor muyuz? Bakalım. Şimdi 4 mol karbon monoksit, 3 burada, 1 burada, 4 mol birbirini götürdü. 4 mol karbondioksit var şurada. Burada da 4 mol karbondioksit var. Bunları birbirini götürdü. Topladığımız zaman ana tepkime çıkıyor. 3 mol demir oksit var. Şurada da 3 mol demir oksit var. Şunları birbirini götürdü. Gene de kaldı. 3 demir artı 2O2 kaldı bu tarafta gelenler kısmında. Ürünler kısmında da F3O4 kaldı. Şimdi yaptığımız işlemleri entalpi değerlerine uygularsak eğer, birinci tepkimimiz eksi delta H, ters çevirdik sadece delta H1. İkinci tepkimeyi 3 ile çarptık. 3 ile çarptığımız zaman o zaman 3 delta H2 eder. Dördüncü tepkimi, üçüncü tepkimi ise ters çevirip 4 ile çarptık. Ters çevirip işaret değişir. Ve 4 ile çarptık. 4 delta H 3 şeklinde olacak. Yani bunların toplamı bize pardon ters çevirip evet şöyle yaptık. 4 ile çarptık. Bunların sonucu bize arkadaşlar şunu ters çevirmemişiz. Pardon şu pozitif olacak. Bunu ters çevirmişiz. Şu pozitif olacak sadece. Bu kadar. Şimdi baktığımız zaman doğru seçeneğimiz taraf taraf toplamıza bize delta H verecek. 3 delta H 2 eksi 4 delta H 3 eksi delta H 1 şeklinde bir sonuca ulaşacağız. Yani doğru seçeneğimiz A seçeneğidir arkadaşlar. Diğer bir sorumuz ve son sorumuz arkadaşlar konuyla ilgili. Yukarıdaki tepkimin entalpileri bilinene göre bu entalpileri kullanarak tepkinin entalpileri hesaplanabilir? Bakalım. Şimdi hangi maddeler varsa zaten onların yukarıda da entalpi değerleri varsa bulunabilir. Baktığımız zaman şurada arkadaşlar karbondioksit H2O ve C2H4, baksana yukarıdaki bunların entalpileri eğer ki bilmiyorsa CH4'ünki var burada, karbondioksitim var, suyun ters çevirirsek var burada. Birinci tepkime hesaplanabilir. İkinci tepkime bakalım, CH2 burada var. SS'e uygularsak karbondioksitim vardı, suyun da var, bu da hesaplanabilir. Burada ise CH4, H2, CH6, CH6 arkadaşlar yukarıda yok. O yüzden bu hesaplanamaz. 1 ve 2 hesaplanabilir. Arkadaşlar dersimizi burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki tepkimizde kimyasal tepkimelerde hızlı işleyeceğiz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.